Şimdi burada devletimizin göstermiş olduğu çabayı yorumlamaya çalışırken bir MHP ilçe başkanının aklanması olarak değerlendirirsek başta işin elifbesinde hata yapmış oluruz. Burada ortada çok uzun yıllardan beri Türkiye'de ilk defa gerçekleşen kanlı bir saldırının ve sivillere, çocuklarımızı, bebeklerimizin katledildiği bir saldırının araştırıldığı, soruşturulduğu ve bunlar üzerindeki şüpheli sis perdesinin aralandığı bir süreçte manipülatif bir şekilde ortaya atılan bir meselenin vuzuha erdirilmesi ve soruşturmanın, diğer soruşturmanın hiçbir şekilde kara propagandaya, manipülasyona ve dezenformasyona muhatap olmadan kamuoyunda bir şekilde bilgilerin sıhhatli akışının temin edilmesi meselesi vardır. Buradaki gayret, devletimizin göstermiş olduğu çaba budur. Kalkıp da koskoca bir saldırıyı, tamamlayınız, o görüntüsünü bir tarafa koyup arkasından bir MHP ilçe başkanı üzerinden bir gün iki gün kalkıp da terör örgütlerinin ve terör örgütüne destek olanların kalkıp da bunu bayraklaştırıp öbür meseleyi tek kelimeyle dahi zikretmediği bir ortamı Türkiye'de oluşmasını engellemek içindir. Devletimiz bu konuda tabii ki tedbir alacaktır. Bu propagandaların önüne geçeceğiz. Ayrıca kınamaktan, kınayın demekten bıktık diyorsunuz. Acaba Türk milletinin psikolojisini düşünen var mı? Necmettin öğretmenin katilinin evine taziyeye git, ondan sonra kalk en büyük şiddeti, her türlü şiddeti kınadık de. Ya böyle bir şey mümkün mü? İnsanlarımızın, askerlerimizin katillerinin ailelerine, cenazelerine gidip katılıp onların mezarlığını şehitlik mertebesine taşıyanlar çıkmışlar, bu şiddetten rahatsız olduklarını ve bunu tasvip etmediklerini ifade ediyorlar. Türkiye bu ikiyüzlülükten bıkmıştır asıl.